Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu açılımımızın konusu hayallerinizin sonucunda ne olacak? Ee, genel olarak bütün hayallerinizin değildi. Mesela işte kariyerle ilgili bir hayaliniz vardır. Ee, bunun için bir deste ee, aşkla daha belki ilişkilerle ilgili bir hayaliniz vardır. Bunun için farklı bir deste gibi düşünebilirsiniz hayaliniz hangi konuysa o konuyla ilgili, o hayalinizle ilgili ne olacak? Bu hayalin neticesinde ne olabilir? Dediğim gibi kariyer olur, eğitim olur, aşk olur, aile. Herhangi bir hayal için mesela yurt dışı hayali olur dinleyebilirsiniz. Hepsi için de farklı deste seçebilirsiniz. Şimdi desteleri göstereyim size. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Odaklanıp e, seçiminizi yapabilirsiniz. Odaklanmanız için biraz süre tanıyacağım. Sonrasında açılıma geçeceğim. Merhabalar, birinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi öncelikle hayalinizin neticesinde neler olabilir dediğimde, sizi ne bekliyor dediğimde... ...biraz böyle e, iyimserliğinizi korumanız gereken bir süreç sizi bekliyormuş gibi gözüküyor. Çünkü... E, çok kolaylıkla olmayabilir bazı şeyler. 5 rakamı iki kere gelmiş ki 5 bizim için özellikle de tarot'ta challenge'ların, önümüze çıkan değişimlerin. Zaten burada da exchange and wind kartı geldi kehanet yani destemizden. Değişimlerin sizi her an belki zorlayabilecek, ufak tefek de olsa sıkıntıların e, meydana gelebileceğinden bahsediyor. Buna hazırlıklı olmanız lazım. Aslında belki de tavsiye kısmında iyimserliğinizi korumanız gerektiğine bahsetmesi bundan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi şöyle bir şey. Biraz dediğim gibi engebeli bir süreç varmış gibi gözüküyor. Sonu güzel mi? Evet sonu güzel. Ama yolda o kadar çok aksilik çıkabilir ki bu hayalinizle ilgili olarak. O kadar beklemediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz ki. Yani insanlar size faydası, nasıl desem, yardım ettiğini Yardım etmeye çalışıyorken zarar verebilirler. Ya da siz o şey için doğru şeyler yaptığınızı düşünürken tamamen yanlış hamleler yaptığınızı görebilirsiniz. Birazcık e, direnmek de burada sanki çok iyi değilmiş gibi gözüküyor. Yani direnç gösterip mesela diyelim ki yanlış bir yolda ilerliyorsunuz ama henüz farkına değilsiniz. Hani şey diyebilirsiniz, deniyorum, deniyorum, bence doğru olanı yapıyorum ama niye sürekli e, bocalıyorum, neden doğru ...sonuca ulaşamıyorum, güzel sonuca ulaşamıyorum. Bunun sebebi belki de orada gerekli olan doğru bakış açısıyla ilerleniyor oluşunuz olabilir. Biraz başka ihtimallere, fikirlere, belki başkalarıyla takım çalışmasına açık olmanız gerekiyor olabilir. İnsanlarla böyle bir uzlaşı halinde olmak, başkalarından yardım almak, destek olmak... ...arkadaş olur, aile olur, dost olur, herhangi birinden olabilir. Özellikle belirttiği kişiler yok burada çünkü. İnsanların yardımına başvurmak, insanlara direnmek yerine, insanları böyle elinizin tersiyle etmek yerine onların yardımından da yararlanmak, faydalanmak önemli olabilir. Çünkü aslında ne kadar sıkıntılı bir süreç olsa da bir yerde doğru olan seçeneği sanki görüyorsunuz. Doğru olan hamleyi sanki buluyorsunuz. Ve burada şimdi daha çok bu arada tılsım kartlarımız geldiği için bu maddi konulu bir hayal olabilir daha böyle işte ne bileyim aşktan ilişkiden ziyade kariyer bir belki yurt dışı başvurusu akademi para ile ilgili mevzular özellikle olabilir burada ne bileyim zengin olmak ünlü olmak insanlara karşı böyle başarılı olmak yani burada bir başarılı olmak kendi ayakları üstünde durmak teması hakim çünkü sesinizi duyurmak özellikle de belki insanlara hitap edebilmek Bununla biraz bana ilgiliymiş gibi geliyor. hemen bir dakika burçlara da değineyim hatta unutmadan. Yani şart değil ama haritalarınızda böyle aslan burcu etkisi, boğa burcu etkisi iki kez geliyor. Ve başak burcu etkisi olabilir. Bir de bir hava etkisi yani böyle ikizler, terazi, kova gibi etkiler daha belki yoğun çalışıyor olabilir. Ya da hayaliniz haritanızda bu burçların gösterdiği evlere düşen bir konuyu gösteriyor olabilir. Burası biraz daha dediğim gibi sanki böyle 9. ev 10. ev konularıymış gibi gözüküyor. Ee, açılıma neyse geri döneyim. Şöyle bir şey var. Dediğim gibi birazcık sıkıntılı çok aşırı kolaylıkla değil. Hatta başta sanki zorlanıyorsunuz bu hayalinizle ilgili kafanızda böyle buradaki yılanlar gibi birden fazla düşünce var. Ne olacağını kestiremiyorsunuz. Derken birden yani böyle bir el uzanıyor ve hani o kılıç asının netlik getiren aa tamam artık mücadeleye hazırım dedirten ruhu geliyor sanki. Bütün o bulanıklığın, bütün o böyle sislerin içerisinde bir bakıyorsunuz ki aa doğru cevap buradaymış. Bir değişim aslında yaşanıyor. Burada da belirttiği gibi. Ya belki bu arada böyle toplumun outcast dediği daha böyle hani Topluma göre marjinal kalan birisi de olabilirsiniz. Hani zebralar böyle çizgili çizgili. Daha bunu şu an onu anımsattı. Belki bir fark yaratmak, bir sesinizi duyurmak istiyor olabilirsiniz. Çünkü bu arada sizin hayvan mesajınızda iki tane kart geldi. Bir tanesi ilham. Yani belki insanlara ilham olmak, birilerine yol göstermek. Ya da kendi duruşunuzla, kendinizi ifade ettiğinizle. Burada hem bedenen, hem... Ee, Fiziksel, somut işte bazıları belki gerçekten kendi duruşlarıyla, belki kimlikleriyle, giyinme tarzlarıyla, bazıları düşünce tarzlarıyla. Böyle bir kendini ifade etme ya da başkalarına yol gösterme, başkalarına belki yardımcı olma. Böyle sosyal e, sorumluluk projeleri belki yapma, bunlarda yer alma gibi özellikle dilekleriniz de yine hayalleriniz de varsa. Bu konuda sanki o ilham hem size bir ilham geliyor hem de siz de birilerine ilham oluyormuşsunuz gibi bir durum var. Yani buradaki Pegasus'un beyazlığı <laughs> uçan atımız. Buradaki Güvercinimizin beyazlığı bakın iyilikler yolda demiş. Bu yakın zamanda bir açılımda daha gelmişti. Ve tılsım dokuzusundaki yani sonuç kartımızdaki kadına bakın beyazlar giymiş. Ve bu kadın kel bir kadın. Belki de başkalarına sıra dışı göreceği bir insan. Ama kendi zenginliğinin, kendi bereketinin bolluğunun içinde mutlu. Kendine yetiyor. insanları kendine hayran bırakıyor. Yalnızlıkla barışık. Ee, ama bunun yanında insanlarla da aslında iyi ilişkiler kurabilen birisi. Sanki hani bu tarz bir özellikle de hayaliniz varsa evet diyor. Başta sıkıntılarla karşılaşıyorsun ama bir netlik göreceğin zaman dilimi var. Yalnızca biraz önündeki kaynaklar bir tılsım beşimiz var çünkü biraz e, yoksunluklar, belki özgüven eksiklikleri belki yetersiz hissetme durumları, belki gerçekten para anlamında böyle bir sıkıntıya düşme durumu. Bu biraz yine kafanızı karıştırabilir, önünüzde bir engel olabilir, bir uyarı olarak bunu alabilirsiniz. Ama şeye çok güzel geldi, hemen peşinden gelen kartımız tılsım altılısı. Yani 5'ten sonra hemen altının o uyumu, dengesi, hani sanki şu şeyi başarmak istiyorsunuz ama elinizde yeteri kadar imkan yok. Mesela işte bir ev satın almak istiyorsunuz. Yeteri kadar paranız yok. İşte krediye başvuruyorsunuz, bekliyorsunuz. Çıkmıyor hemen. Ama ne oluyor? Sonra tak birden haber geliyor. Mesela kredi alıyorsunuz. Ya da işte gitmek istediğiniz, başvurmak istediğiniz bir okul var. Burada veya yurt dışında. Başlangıçta bakıyorsunuz, bakıyorsunuz. Allah Allah puanınız yetmiyor. Ortalamanız yetmiyor. Belki sizden bekledikleri ne diyelim kualitiz özelliklere henüz yetmiyorsunuz yani elinize yokmuş gibi geliyor. Yok ya bana çıkmaz diyorsunuz. Tak bir şey oluyor mesela. Size yönelik sanki bir kapı, bir pencere açılıyor. Belki gitmek istediğiniz okulla ilgili burs bulamıyorsunuz. Pat bir yerden biri bir hayırsever, bir kuruluş ya da bir kişi size bir burs veriyor. Ve yani bunu örnek olarak veriyorum bu arada. Bunların hepsini kendi durumunuza göre alın. İşte şu istediğiniz o hayaliniz her neyse Diyor ki yol boyunca lütfen iyimserliğini kaybetme. Bu sizin tavsiye kartınız. İyimserliğini kaybetme. Çünkü şurada o yokluğunu yaşadığın, kendine engel olarak gördüğün durum her neyse burada sana merak etme, yardım eli geliyor ve sen o şeye kavuşuyorsun diyor. Ve neticesinde sanki buradaki yardımı ya da kaynağı da almanızla birlikte Güzel bir tılsım dokuzusu. Evet belki biraz yavaş gelişebilir şu süreç. Yani umudunuzu kaybetmeye düştüğünüz zaman dilimler olabilir. Kendinizi böyle bir karanlık çukurun içinde yalnız hissedebilirsiniz. Ama buna rağmen bakın o karanlık çukurdan göklerdeki bir pencere. Hani göklerden gelen bir karar vardır. <laughs> gerçekten göklerden gelen bir yardımla belki gerçekten hani somut bir şey değildir bu ama böyle Allah karşınıza öyle bir durum öyle bir şey çıkarır ki belki doğrudan o hayalinizin duanızın kabul olması anlamına da gelebilir o şeye bakın ulaşıyorsunuz. Yani hayalinizin neticesi her neyse buradaki konu sıkıntılı gözüküyor. Evet süreç fakat hayalinize ulaşmış ve bunun keyfini tadını çıkarıyor bir şekilde gözüküyorsunuz arkadaşlar. Yani hayalinizle ilgili neyi bilmelisiniz konusunda çektiğim kartlardı bunlar. Sizde iki tane geldi hayvan rehberliği. Biri ilham yani burada hem yine iyimserliği kaybetmemek hayalinizle ilgili farklı fikirlere başvurmak, belki birilerinden ilham almak. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Yani buna belki ağırlık vermelisiniz ve iyiliklerin yani güzel haberlerin değil mi? Kuş Murat'tır. Yok at Murat'tır. Bakın atınız da var. Bir de kuşunuz var. Kuş da güzel haberiniz. Atınız da hatta kuş gibi değil mi? Kanatlı. <laughs> Neyse. Bu şeyi bir şekilde ulaşacağınız da gözüküyor. Rakamlardan bahsedelim. Bakın burada bilinç kısmından bir numaralı kart. Burada Sayımız 12. 5 var, 1 var. Yine 5, 6 ve 9. Belki bu hayalinizin gerçekleşmesiyle ilgili önemli olabilir. Şöyle bir vade vermeye çalışırsak. Şimdi açıkçası burada biraz tılsımlar uzun zaman dilimlerini gösterecek bize. Aslında hani birebir anlamında seneleri gösterebilir. Ama hani tarot çok anlık bir enerji olduğu için ben genelde sene vermem. Fakat söyleyeyim 5 sene bakın doğrudan 6 sene ve 9 sene geliyor. Bunun haricinde 1 hafta ve 5 gün geliyor. Yani belki mesela bu şey de olabilir. 2025 hani 5. sene. Belki 2026 ne bileyim belki 9 senedir hayalini kurduğunuz bir şey. 5 senedir 6 senedir gibi gibi artık kendinize göre uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle emin adımlarla gidilen güzel bir Hayale kavuşma hikayesi okuduk birinci destede. Yorumlarınızı lütfen uyan uymayan kısımları yorumlara bırakmayı unutmayın. Eğer kanalımı sevdiyseniz de abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ben sevinirim yalnızca. Olmak istemeyen de tabii ki olmayabilir. <laughs> Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere. İkinci desteğe geçelim. Oh. Merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi sizin hayalinize gelirsek. Biraz şöyle bir süreç var burada hayalinizle ilgili. Yani şey çok güzel geldi ama tavsiye kısmında doğrudan büyük başarı geldi. Bu aslında eninde sonunda güzel bir başarının, hayalin aslında başarıya ulaşmasının geleceğinden evet haber veriyor. Ama ben hayali giden yolda şunları görüyorum. Şimdi bir kere... Kehanet yani destemizden iki kart geldi sizin için. Diğer destelerde bir tane çekmiş olmam lazım. Şimdi size iki tane düştü ben de aldım. Birincisi not for ikincisi why. Yani birinde senin için değil diyor, diğerine why diyor. Şey gibi oldu hani birbiriyle konuşuyor gibi oldu kartlar. Burada diyor ki senin için değil. Dilek kurabiyeniz var. Hani bunlardan böyle şey çıkar, dilek işte fal çıkar falan. Bu dilek kurabiyesinin içinden çıkan sonuç nöp nope diyor. Hayır diyor böyle daha mı geçer gibi. Hayır diyor senin için değil bu şey diyor. Siz de sanki şey diyorsunuz. Vay neden? Niçin? Bunu merak ediyorsunuz. Bunu sorguluyorsunuz. Sanki birileri size hayır bu senin için doğru değil diyor. Siz de neden? Neden böyle ki diyorsunuz. Böyle bir karşılıklı konuşma alıyorum. Ya da siz kendi kendinize bir yandan bu şeyi mesela istiyorsunuz. Diğer yandan hayır ya olmaz diyorsunuz. Olur mu ki acaba diyorsunuz. Sonra yok yok hayır olmaz diyorsunuz. Şimdi burada şu geliyor. Size bilmeniz gereken hayvan rehberliğinde ayı geliyor. Bilinçaltını keşfet. Sanki ben burada şey oluyorum. Tarot kartlarının da zaten getirdiğiyle birlikte o yüzden bunlardan başladım. Şimdi ayı güçlülüğüyle, kuvvetliliğiyle. Zorlu yaşam koşullarına bir şekilde dayanmasıyla, direnmesiyle, hayatta kalma becerisiyle aslında tanıdığımız bildiğimiz bir hayvan. Ve bilinçaltını keşfet demiş. Sanki burada bu hayale giden yolda, ki yani şey çok güzel geldi, çok uyumlu geldi birbiriyle. Kendi bilinçaltınız, bilinçaltı kodlarınız, belki insanlardan duyduğunuz olumsuz kalıplar, olumsuz cümleler, belki kendi kendinize ee, ne diyeyim? kodladığınız işte oturttuğunuz, kendinize dikte ettiğiniz ha, kendinize dikte ettiğiniz düşüncelerden, sabit fikir kalıplarından dolayı hayır olmaz diyorsunuz. Bir yandan da neden olmasın ki diyorsunuz gibi bir şey var bu hayalle ilgili. Bu bir aşk olabilir, iş olabilir, yurt dışı hayali olabilir, parayla ilgili bir şey olabilir. Bu hayal artık her neyse, eğitimle ilgili bir şey olabilir. Bunu siz bileceksiniz. Dediğim gibi genel, geniş bıraktım. Çünkü en yani sağlamı böyle bir açılım olacaktı. Tek tek bütün hayaller için, tek tek bütün şeyler için video çekmek biraz daha hani kısıtlı olabilir. Bu şekilde herkes daha hayaline odaklı bir şekilde seçebilir diye düşündüm. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın karanlık teması çok hakim. Ölüm, kılıç sekizlisi. Kılıç sekizlisi neydi? Bizim kendi zihnimizde amalarımız, kendimize koyduğumuz ya ama nasıl olur kiler kendimize koyduğumuz engeller. Halbuki buradan bakın zaten havadasınız, zaten süzülüyorsunuz. Yani kılıçların içine mıhlanıp kalmamışsınız ki zaten özgürsünüz. Sadece gözünüzdeki ve kollarınızdaki o iplerden kurtulmanız lazım. Ve bunlar o kadar da inanın sıkı sıkı bağlanmış değil. Kendinizi kurtarabilirsiniz. Ama adeta bakın siyah saçlarıyla kadın nasıl tutulmuş kılıçlara kendinizi zorla sanki buraya mıhlıyorsunuz ve diyorsunuz ki hayır hayır olmaz, olamaz. Ama diğer yandan da neden olmasın diyorsunuz. Altında hemen bunun bir Aziz kartı var. Şimdi Aziz de bize e, köklülükten, gelenekten bahsettiği için kökleşmiş inanç kalıpları, kendinize yine diktiğiniz, insanlardan duyduğunuz şeyler yani... Basma kalıp belki düşünceler. Yani bu böyle gelmiştir, böyle olur. Bunun neticesi böyledir. Yok yok hiç uğraşmaya değmez gibi. Burada bir bloke olarak görüyorum ben bunu. Yani hayallerinize şu ulaşmak noktasında bütün engel sanki ya sizsiniz ya da sizin öğrendiğini size öğretile gelmiş olan o koşullu cümleler. Çünkü burada nedense bu durum sizin için Joker'le aslında ifade ediliyor bir risk unsuru. Hani bu olur mu? Bu bir çılgınlık mı? Sanki bu öyle bir şey ki Allah'ım hani bunu dilemeye bile, bu hayali kurmaya bile mesela belki yetiştirildiğiniz aileye, çevreye, arkadaş grubunuza kalsa cesaret etmemeniz lazım. Bu bir çılgınlık. Bu böyle gördüğünüz bir şey olabilir. Fakat... Ee, şöyle bir şey var ki bu gerçekten bu arada yani kalpten istediğimiz bir şey belki bu noktada gerçekten bir ilişki vesaire de olabilir. Ama ben burada özellikle bir yolculuk teması alıyorum. Hani bir yere gitme belki farklı bir şehirde yaşama, ülkede yaşama, farklı bir ülkede hayata devam etme hani bu olabilir. Hem dünya kartımız hem de bir kader çarkımız var burada. Bu sanki öyle bir şey ki bu bir olsa size göre hayatınız değişecek ve kendinizi gerçekleştireceksiniz. Her şey belki yerine oturacak. Hani şurada vay neden 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 diye sorup durduğunuz şeylerin aslında cevabı tak 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 yerine oturacak ve siz artık belki özgür kalacaksınız. Hani bu bu kadar önemliymiş gibi gözüküyor. Zaten hep major arkana'dan kartlar geldi. 1 2 üç, dört, beş. Beş tane gelmiş. Bu her neyse sizin hayatınızı çok büyük şekilde, radikal şekilde değiştirecek. Bu küçük bir hayal değil. Onu söyleyeyim. Hayalini kurduğunuz şey küçük bir şey değil. Başkaları için küçük olabilir ama bu her neyse sizin için dediğim gibi bir risk gibi. Bir böyle ya nasıl olur ki ben bu kadar şanslı mıyım ki demenize sebep olan bir durummuş gibi gözüküyor. Şimdi... Dolayısıyla burada bir e, büyük bir hayal var dedik. Bir yandan sanki hayır olmaz diyorsunuz ama acaba diyorsunuz. Diğer yandan da neden olmasın ki diyorsunuz. Bu hayal olur mu arkadaşlar? Olur. Çünkü kehanet kartınız burada büyük başarıyla birlikte geliyor. Ve güzel bir kupa kraliçemiz var Aziz'den sonra. Şimdi şöyle bir durum var ama burada sizin bu kalıpları yıkmanız lazım. Bakın ölüm kartımız gelmiş. Gözünüzü korkutan şeyin içine dalmalısınız. Hani şey demişti ya bakın tam yanında hatta. Bilinçaltını keşfet. Neden bu şey yapamıyorsunuz ki? Bunun sorularını kendinize sorun, yazın. Neden yapamıyorsunuz ki? Sonra da tek tek yapamama nedenlerinizi elimine etmeye başlayın. Burada böyle bir şey var. Çünkü bu şey sanki hani sofra bakın o başarı sofrası, kutlama sofrası kurulmuş ve sizi bekliyor. Ama siz o kadar çok hayır ya olmaz demişsiniz ki. bu o kadar çılgınlık gibi gelmiş ki. Hani sürekli böyle hayır diyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. O kadar çok bunu söylüyorsunuz ki. Bir şöyle içini Açın. Bakın. Ameliyat edin kendinizi bu noktada. Bilinçaltınızı keşfedin. Zaten bakın ölüm kartı bir akrep burcu göstergesi. Keza akrep etkili olabilirsiniz. Ee, akrep deyince hep nedir? Bir şeylere yarma, deşme teması değil mi? Ve bakın burada bilinçaltınız geliyor. Bilinçaltınızın o karanlık sularına bir girin. Ee, bu arada burç etkilerinden de bahsedeyim. Burada bir yengeç balık akrep teması zaten yoğun olarak geliyor. Yani su etkili olmanız çok olası. Bunun haricinde boğa, ikizler, kova, yine kova, aslan, e, boğa, akrep yine bunlar geliyor. Ve burada bir yay teması. Yani özellikle böyle Satürn ve Jüpiter Sizlerin böyle birinci evinde falan olabilirmiş gibi hissediyorum. Sanki 12, 1, 1 hani böyle şey <laughs> önemli bir böyle Satürn veya Jüpiter transitine şu an maruz kalıyor olabilirsiniz. Buradaki dünya ve kader çarkı bana bunu hatırlatıyor. <laughs> ve bu noktada dediğim gibi bakın ay şey gibi olmuş tam da altına koymuşum. Bakın sofra hazır ve kadehi kaldıracaksınız. Hadi bakalım diyeceksiniz. Bu şey benim. Yani evet hayalinize ulaşırsınız ama bakın hayalinize şuradaki süreci dediğim gibi irdeleyip neticesinde artık sizin olanı almaya hazır olduğunuzda ulaşırsınız. Hayaliniz orada. Sofra hazır. Herkes sizi bekliyor. Size hani olmaz diyenleri boş verin. Size olmaz diyenlere neden olabileceğini gösterin. Belki de dediğim gibi bu temelde sizsinizdir. Ve kadehi kaldır diyor kendin için. O şehir neyse yani inşallah ki burada ulaşabilecek gibi gözüküyorsunuz. Ama dediğim gibi bu böyle e, çok pürüzsüz bir yol değil maalesef. Büyük sınanmalardan geçebilirsiniz. Hatta burada şey de alıyorum. Bu hayalenin sonunda, bu hayale giden sürecin sonunda siz tamamen ...farklı bir siz olabilirsiniz. Yani seni bu yolun sonunda farklı bir sen bekliyor. Bir sen var senden içeri. Hazır mısın diyor onunla tanışmaya. Baya büyük etkilerle geldi. ikinci deste. İnşallah da... <laughs> e, ...hayaliniz sen neyse sizin için gerçek olur. Aa, biraz vade verelim mi? Bir dakika. Vade verebilir miyiz? 10-21 sayı verelim. 10, 21, belki 2021'in sonunda olacak olan bir şeydir. Bir Mayıs sayı, Nisan sonu ve Mayıs ayı ve yani 5 diyelim. 13, 0 ve 8 geliyor. Akrep teması var dedik dediğimiz yani az önce Ekim sonu ve Kasım ayı belki gerçekten önemli olabilir. Şubat ayı önemli olabilir. Önümüzdeki 8 haftalık süreç önemli olabilir. Evet bundan bahsediyor. Burada da hangi sayılar gelmiş? 6 var bir de 31 var. 3-1 yine 4 yapar. Belki işte 31 yaşınızda olacak olan bir şeydir. Ya da işte 31-6 daha. 37. Bazıları için böyle büyük yaş grupları için belki bundan bahsedebiliriz. Evet. Sizin yorumunuz da böyleydi arkadaşlar. Ee, yorum kısmına size uyan ve uymayan kısımları bırakabilirsiniz. Açılımı özellikle de sevdiyseniz hani bu açılımdan daha fazla yapmamı dilerseniz bunu da istek olarak belirtebilirsiniz. Ee, abone olursanız da beni mutlu edersiniz <laughs> yalnızca. Kendinize iyi bakın. Şimdi üçüncü desteğe gelelim. Merhabalar. Üçüncü deste. Videoyu bir türlü durduramadığım için birlikte açalım. <laughs> biraz böyle şey oldu. Bu açılım böyle çok içimden geldi. Hani yapmak istedim. Ve ben memnun kaldım açılımdan. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Şimdi. Üçüncü deste. Dediğim gibi açılımın en başında hayaliniz herhangi bir konu hakkında olabilir. Aşk, iş, kariyer, yurt dışı planı, şehir dışı değiştirme planı, akademi, kariyer, eğitim yani her neyse herhangi bir konuyu içerebilir. Şimdi şöyle güzel bir şey var burada. Hem ön sözü ve tezahür kartı geldi hem de imagine geldi. Şimdi aslında şunu alıyorum. Tavsiye kısmına geliyor çünkü bu. Hayalet diyor. Hayalet. Hayalini kur. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın tezahür kartımız var. Bu kartta kişi zaten aslında hisleri, altıncı hisse işte sezgileri artık o her neyse gelişmiş bir insandır. Az çok o şeyin olup olmayacağını içinde bilir. Korkularla tabii ki bloke etmediği sürece kendi kendini. Ve... Düşündüğü şeyler, öngördüğü şeyler çoğunlukla da gerçek olur. Rüya yoluyla haber alabilir, böyle ansızın içinden bir ses bir şey söyleyebilir. Böyle görüntü halinde belki alabilir bir şekilde ama o şeyin olacağını bilir. Sanki bu yüzden size diyor ki hayal et, hayal et, hayal et çünkü olacak. Çünkü ne isterseniz o hissedeceğiniz, sezeceğiniz şey her neyse onu tezahür edeceksiniz hayatınıza. Yani daha kullanılan yaygın ismiyle manifest edeceksiniz, çekeceksiniz diyor. Şimdi bu noktada şu da güzel. Sizin hmm, sizin hayvan rehberliğinizde de iki kart gelmiş. Unicorn ve turna kuşu. Unicorn koşulsuz sevgi diyor. Böyle unicorn da şeydir ya hayali bir aslında varlıktır. Dört tane hayali varlık var bu destede. Geri kalan hepsi gerçek hayatta gördüğümüz hayvanlar. Koşulsuz sevgi demiş. Turna kuşu da hedefini koru demiş. Hedefin her neyse bu gerçekten gönülden kalpten istediğin. Hani ne olur olsun dediğin. Çünkü burada koşulsuz bir sevgiyle ve inançla aslında buna tutunmanız lazım. Bunun için hayalinizi gerçekten kurup hedefinizi koruyarak ilerlemeniz lazım. Aklınızda şüpheler olmamalı. Çünkü burada şüphe karışan durumlar var. Bakın kılıç yedilisi. Yolunuzdan sizi şaşırtmaya çalışan durumlar gerçekleşebilir. Aniden hayatınızda böyle meydana gelen sarsıcı olaylar yaşanabilir. Ha şu da var gerçi burada. Sanki bu süreçte hayalinizin hani neticeye bağlanması sürecinde diyelim. Bir şeyleri de geride bırakıyorsunuz siz bu hayali gerçek kılma adına. Bu noktada gerçekten bazıları için bu bir şehir veya ülke değiştirmek olabilir çünkü bir kılıç altılısıyla açıyoruz. Sıkıntılı olan durumu arkada bırakıyorsunuz ve böyle uçup gidiyorsunuz, kaçıp gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz yani. Ve bu bir yerde gözünüzü korkutabilir, sarsıcı gelebilir. Artık hayatınızın eskisi gibi olmayacağını düşünmenize sebep olan bir hayal olabilir bu. Çünkü kuleyle birlikte geliyor. Ama bunun olması lazım. Çünkü niye? Evet bir şeyler yıkılıyor, dökülüyor ama bakın sonrası neymiş bunun? Denge. Sonrası bunun bir iyileşmeye götürüyor. Sonrasında bir şeyler yerine oturuyor. Yani aslında olması gereken oluyor. Ve bu hayalinize ulaşmanız noktasında Engel her neyse, kişiler olur, onaylar olur, hiç fark etmez. Sanki birilerini, bir şeyleri siz arkada bırakıyorsunuz. Belki kendi düşünce kalıplarınızı yıkıyorsunuz. Bakın, bu da olabilir pekala. Ama bir şeyleri yıkıyorsunuz ya da bir şeyler kendiliğinden yıkılıyor. Bu yıkım başlangıçta gözünüzü korkutabilir, ama lütfen korkmayın, olur mu? Çünkü bu durum her neyse, sizi getirdiği yerde, sizi getirdiği neticede, bakın artık mutlusunuz. Bu durumu kutluyorsunuz. Bu sizin bir şekilde sevinç yaşamanıza sebep oluyor. Başta dediğim gibi zor gelebilir, imkansız gelebilir. Ee, neden böyle oldu ki? Hani Allah'ım neden bunu yaşadım ki diyebilirsiniz. Ama inanın onun yaşanması gerekiyordur. Sağlam olan zaten yerinde kalacaktır ve sağlam olan da yerinde kalıyormuş gibi gözüküyor. Yalnızca bir takım böyle ertelemeler yine gelişebilir. Ee, insanlar tarafından böyle biraz nasıl desem şaşırtılabilirsiniz ya da sizi yolunuzdan şaşırtmaya çalışan durumlar, kişiler karşınıza çıkabilir. Burada lütfen sağlamlığınızı koruyun olur mu? Yani bir tılsım kralı gibi somut bir şekilde hayalinize bakın tutunmanız lazım. Ben bunu istiyorum. Burada kararlıyım ve bu şeyin gerçek olması için çabalayacağım demeniz lazım. Gerekli olan her şeyi buraya akıtmanız lazım. Eğer böyle ne bileyim işte bu bir okulu mesela kazanmak olsun örnek veriyorum yalnızca bir okulu kazanmak istiyorsunuz ama şey daha cazip geliyor ay işte film de izleyeyim arkadaşlarımla her akşam görüntülü de konuşayım işte dışarı çıkayım hem gezeyim günde işte 4-5 saat çalışsam yeter hepsi aynı anda olmaz özellikle böyle süreçlerde bunu bir ...eğitimci olarak söylüyorum... ...özellikle böyle süreçlerde... ...hiç olmazsa o dönem için... ...bazı şeylere katlanmak... ...bazı şeyler için fedakarlık etmek zorundasınız... Ee, ...maalesef ki... ...bir şeylerden feragat etmeden... ...gerekli fedakarlığı... ...çabayı göstermeden her şeye sahip olmamız... ...çok mümkün olmuyor... ...bazen bu uykudan fedakarlık... ...bazen işte... ...eğlenceden fedakarlık... ...hani tabii ki hiçbirini tamamen bitirin... ...denemez o zaman yaşamanın bir anlamı kalmaz. Ama eğer büyük bir hayaliniz varsa o noktada gereken çabayı göstermeniz lazım. Bu akşam şey vardı TRT'de. Dangal vardı. Bilmem artık kaçıncı izlediğimi, kaç kez izlediğimi. Orada gerçekten öyle bir fedakarlığa sokuyor ki adam kızlarına. Bu bir Hint filmi. Çoğunuz zaten biliyorsunuzdur Emir Kağan'ın. Ve gerçek bir hikayeye dayanıyor. Eğer dünyada o altın madalyayı kazanmak, şampiyon olmak istiyorsan bazı şeylerden feragat edeceksin. Kalkacaksın, düzenli çalışacaksın, yemene ve beslenmene dikkat edeceksin, idmanını aksatmayacaksın. Herkesin yaptığı derecede yaparsan çok bir farkın olmayacaktır. Ama sen eğer zirveyi görmek istiyorsan evet biraz şartlarını, limitlerini zorlamak zorundasın. Buradaki de sanki böyle bir durum varmış gibi gözüküyor. Yani farklı yollara sapmayın. Bu keza sizin böyle strateji geliştirmeniz gereken durumları da söyleyebilir. Lütfen farklı yollara sapmayın. Özellikle burada şey dağılmıyor de değilim. Arkadaş ortamı, çevre biraz böyle sizi oyalayıcı olabilir. Dikkatinizi, odağınızı çok fazla dağıtabilir. Oraya çok kapılmayın siz. Hedefinizi sadece koruyun kartın mesajı böyle geliyor çünkü. Benim bir hedefim var ve ben istersen bunu yapabilirim diye olmanız lazım. Çünkü yalnızca bu şekilde sanki bu şey gerçek kalınacakmış gibi gözüküyor. Ve burada gerçekten bu hedeflediğiniz şeyi aynı zamanda da sevin. Bakın burada kupa şövalyesi ile birlikte gelecek sonucunuz. Koşulsuz sevgi. Yani bir şekilde buna ulaşmak sizin elinizde. Bu potansiyeli büyütmek sizin elinizde. Olumlu bir şekilde sonuçlanması mümkün bir hayal. Ama dediğim gibi ben buradan fazlaca fedakarlık teması alıyorum. Feda etmeyi öğrenmeniz lazım. Fedakarlık yapmayı ve bu hayali sadık kalmayı öğrenmeniz lazım bu süreçte. Bu olduğu takdirde inşallah gerçek olacakmış gibi gözüküyor. Ee, burçlara hiç değinmedim. Değineyim. Hani varsa daha özel açım gibi alabilirsiniz. Oğlak etkisi var. Balık etkisi var. Yay etkisi var. Bakın Jüpiter çok geliyor. Jüpiter etkisi. Ee, yengeç etkisi var. Kova etkisi var. Yine kova etkisi var. Ve anilik. Marsiyen bir kart. Mars etkisi olduğu için belki Koç ve yine aslında Akrep'ten de bahsedebiliriz. Şimdi burada anilik dedik. 6 hafta 6-7'lik vadeler geliyor. 3 aylık süreçler gözüküyor. Kasım sonu ve Aralık ayı bazılarınız için önemli olabilir. Aralık, Ocak yine özellikle önemli olabilir. Şubat'a kadar da hatta sanki bu durum birazcık belirlenebilirmiş gibi. Evet. Neyse valilere çok takılmayın ama e, dediğim gibi sayı olarak da sayılardan da bahsedelim. 14, 3, e, 16, 6, 7 geliyor. Buradan da 20 geliyormuş. Belki bir önemi vardır. Dileğinizde hayalinizle ilgili olarak. Benim anlatabileceklerim böyleydi arkadaşlar. Bu şekildeydi. Lütfen yorumlara açılımı sevdiyseniz hani daha fazla yapalım veya şunu şunu da yapalım gibi yorum bırakmayı unutmayın. Uyan ve uymayan kısımları da yine yazabilirsiniz her zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.